Şiilerdeki masumiyet anlayışı kesinlikle bizim burada anlattığımız gibi değil. Yani onlar peygamberi de hatta onun Fatıma yoluyla soyundan geldiğine inandıkları 12 imamın da hiçbirinin yanılmadığını, yanılmayacağını, yanılmayacak şekilde yaratıldıklarını inandı. Onlar yanılmazlar, Allah onları korumuştur. Yani bir bakıma peygamber gibi onlar yani kendilerine vahiy ile yön veriliyor. Buna inanıyorlar. Kesinlikle bu bizim söylediğimiz manada masumiyetle eş anlamlı değildir. Biz bu manada masumiyeti peygamber için kabul ettiğimiz gibi herkes için de kabul ederiz. Şöyle ki, yani siz, ben sizden bir şey istemişim, siz de yapmışsınız. Aynen yani isteğimi yerine getirmişsiniz, sonra size kızıyorum. Niye? Aynen yaptıysanız ne diye kızacağım? Ben söyledim, siz yaptınız. Yani burada siz suçsuzsunuz. Parantez içinde masumsunuz. Öyle değil mi? Size buyurulmayanı yapsanız ya da buyurulanın tersini yapsanız o zaman suç sizin olur. Değil mi? Yani mesela yine ayette diyor ya, o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse, yani bunu bana Allah söyledi dese, işte o zaman biz onun şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırdık. Yani onu mahvederdik. İçinizden kimse de onu bizden koruyamaz, kurtaramaz. Burada söz konusu olan peygamberin suçsuzluğu değil bu ayette. Eğer bir suç işlerse, yani söylediğiniz gibi, ne yaparız onu? Aha bunu yaparız. Böyle böyle yaparız, onu mahvederiz. Ama siz ona suç diye söylediğiniz şeyler benim suçum aslında. Yani benim suçum derken Allah'ın suçu olur mu diye bir soru sormayın. Yani onların suç diye suçladıkları şey Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a söylediği şeyler. E o zaman burada hakikaten bir suç varsa Allah'ın olmalı. O zaman neden Muhammed'i sıkıştırıyorsunuz? Hadi beceriyorsanız, elinizden geliyorsa Allah'ı sıkıştırın, onu suçlayın. Yok, Muhammed'i yani elçiyi kıstırıyorlar. Sen suçlusun, sen fitneyi çıkardın, sen... Yok, o uydurmadı ki o fitne çıkmasına sebep oldu dediğimiz ayetleri, o uydurmadı. Zaten uydursaydı Allah kimi sıkıştırır, kimi mahvederdi görürdüm. O da görürdü. Ama öyle bir şey yapmadı. Allah'ın, Rabbi Allah'ın kendisine bildirdiklerini insanlara söyledi. Bundan dolayı insanlar kendi aralarında bölündüler, dikilik çıktıysa bu insanların sorunu. O herkesi davet etti mi etti, o zaman herkes kulak verip gelseydi dikilik çıkmazdı. Ne babayla oğlun arası açılırdı, ne anneyle kızın arası açılırdı, ne de kardeşle kardeşin arası açılırdı. Şimdi bir insan düşünün, şurada içimizden birimiz diyelim çocuğunuz sünnet düğünü yapıyor varsayalım. Herkese de davetiye göndermiş. İşte şu gün filan yerde çocuğumuza sünnet düğünü yapıyoruz. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. İçimizden bazılarımız bu davete icabet eder. Bazılarımız da kibirinden burnunu yukarı kaldırır da gitmezse, ondan sonra bu daveti yapan sünnet düğün sahibini, sen bizi böldün, bak orada ne güzel beraberdik, bir davetiye çıkardın, ikiye böldün. E bölünme herif, sana da çıkardı. Yani seni çağırmadı mı? Sen de gitseydin, he? Hepiniz orada olsaydınız, o zaman bölünmezdiniz. Bölünmeyince de kimsenin bölünmüşlükten bahsetmesi diye bir şey olmazdı. Yani hem kendi gitmiyor, hem de davet edenin suçlu. Yahu davet etmek de mi suç? İnsafın kurusu. He? Ama insanoğlu öyle maalesef. Yani şiirlerdeki masumiyet anlayışı tamamen peygamberin artı bir de 12 imamın suç işlemez şekilde yaratıldığı ile ilgili. Bu esasından Kur'an'a aykırı bir inanç. Yani Allah kendi dışında hiçbir varlığı suç işlemez şekilde yaratmadı. Yani.